Mahir Ünal gaf yaptı diyemeyeceğim ama diyeceğim ama o kadar bu tarzda açıklamalar yapıyorlar ki diyemiyorum. Fazla görüyor. Öğrencilerin hayallerini aslında dinlediniz. Bırakın onları. Sucuğu çok görüyor. Bu kadar net ve basit. Çok espriler yapıldı. Hatta tavaları bile var. Yemek bile yapıyordur bunlar diye açıklayamadığımızın mizahını yapıyoruz artık milletçe. İstanbul'da toplu ulaşıma cep yakan bir zam oranı gelmişti %40. Marmaray'da %40 zamlandı. Nisan ayı itibariyle yüksek hızlı trene de sessiz sedasız zam geldiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir'e bağlı esnafın kullandığı ve hatta Ulaştırma Bakanlığı'nın da tüm araçlarına zam üstüne zam gelirken Ulaştırma Bakanı zam yapılıyor çok yanlış bir şey diye konuştu. Bu kadar toplu taşımaya zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey. Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin ya. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın. Şimdi İstanbul'a ihanet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım zammı görüşmeleri sırasında hedefindeki isim Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İBB'yi ulaşım zammı üzerinden eleştirdi. Sadece İBB ve esnaf araçları değildi zamlanan. Ulaştırma Bakanlığı kendi bünyesindeki Marmara'ya da %40 zam yaptı, yüksek hızlı trene de. Ama Ulaştırma Bakanı zamma karşıyız dedi. Kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bu devletin ve belediyenin birinci görevi, asli görevi bu. Ulaştırmayı %40 zam oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle, bütün bakanlık temsilcilerinin de onayıyla geçti. Çünkü minibüs ve taksi şoförlerinin tepkisi İBB ile aynı noktada olmaları geri adım attırdı son UKOME'de. Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi de zamma evet diyenlerdenken Ulaştırma Bakanı zam yanlış dedi. Bu kadar toplu taşımaya zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey çünkü. Sen nerede yaşıyorsun? Patagonya'da mı yaşıyorsun? Mazot zammı sadece İBB araçlarına, minibüs, dolmuş ve taksilere gelmedi. Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği Marmara'ya da zam getirdi. Bakan karşı olduğu zammı Marmaray'dan geri çekecek mi buna ilişkin konuşmadı. İstanbul Havalimanı'nda iftarda bir araya geldiği gazetecilerden de soru gelmedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise öğrencilerin 78 liradan 109 liraya çıkan İstanbul kartına yapılan zammın geri çekilmesi için teklif vereceklerini açıkladı. Hava yollarında, devlet demir yollarındaki fiyat artışlarını biliyor muyuz? Onlar da uçakları yetit otobüsü gibi zannediyorlar herhalde. Arkadan itince gidiyor zannediyorlar herhalde. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir başka aracı. Hızlı trene de sessiz sedasız zam yapıldı. Ocak'ta yapılan %20 zamla Ankara-İstanbul tren bileti 118 liraya çıkmıştı. Nisan ayı itibariyle %10 daha zamlı satılıyor biletler. 130,5 liraya çıktı ücret. Yine en çok üniversite öğrencilerinin kullandığı Eskişehir-Ankara treninin bileti de son zamla birlikte 58 liraya çıktı. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 158 lira oldu. Kasım'da mazot 8.2 lira. Şu anda kaç lira? 21.2 lira. AK Parti'nin zam eleştirisi ise İBB üzerinden sürüyor. Muhalefet de iktidarı mazot fiyatları ve ekonomi üzerinden eleştiriyor. Karşılıklı atışmalar siyasi arenada sürerken tüm zam fırtınasıyla asıl mücadele eden dar gelirli işçi ve öğrenci. Sadece kağıt para girişi yapınız. İşleminiz yapılır.